Premium Dergisi Logitrans 2021 fuarında tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Yığınak'tan Akdeniz Bölge Satış Müdürü Murat Göksun'la beraberiz. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Aslında hepimiz biliyoruz ancak biz yine de firmamızı bir tanıyalım, çalışmalarımızdan bahsedelim. Tabii ki. Biz Yığınak olarak Alpözler ile aynı iştirake sahibiz. Aynı çatı şirketinin iki ayrı firmasıyız. Alpözler dediğimiz firma kendi bünyesinde birkaç ana başlıkla hizmet veriyor. Yurt dışı, uluslararası TNT taşımaları ve yurt içi depo dağıtım diyelim. Hı hı. Projeleri yapıyoruz. Aynı zamanda Alpözler'in üçüncü başlık olarak da parsiyel yüklemeleri oluyor yurt içinde, hı, ve yurt dışında. Yığınak ne yapıyor? Yığınak'ta tamamen özel yüklere ait. Hani bizim nakliyede gabari dışı dediğimiz, oversize dediğimiz, hı hı, ölçü sahip ve ağırlığa sahip yüklerin özel ekipmanlarla, özel araçlarla taşınması işini yapıyoruz. Hı hı. Burada ciddi bir araç parkımız var. Yeni bir yatırım yaptık. 1 milyon 200 bin euro vererek bu tarz uzayabilen özel donanımlı özel yükler için kullanabileceğimiz 3 ayrı dorseye yatırımı daha yaptık. Yani filoyu büyütüyoruz. Zaten buna bağlı olarak bu dorse ile bu yükü taşıyabilecek çekici yatırımlarımız da devam ediyor. Yığınak da dediğim gibi yurt içinde, yurt dışında cross olarak 3. ülke dahil olmak üzere bizim oversize dediğimiz gabari dışı yüklerin proje taşımalarını yapıyoruz. Ya burada sadece biz tamam, asıl orijinimiz kara ama ekip olarak yetkinliğimiz bizim forwarder tarafımızda güçlü olduğu için bu işin deniz tarafında da varız. Hı hı. Hava kargo proje taşımacılığında da varız. Ne yapıyoruz burada? Outsource ediyoruz işi. Partnerlerimizle, acentelerimizle ortaklaşa müşterinin sorununu çözmeye çalışıyoruz. Anladım. Şu anda da fuarda yine ürününüzle beraber, evet, getirmişsiniz. Evet. İnanılmaz böyle baktığımız, evet, zaman. Birazcık bahsettiniz ama ayrıca bir bahsetmek istiyorum. Yakın çekim de alalım, tamam, diye. Ya bu yaklaşık bir 36 metreye kadar uzayabilen bir aracımız. Hı hı. Yaklaşık 200 ton, 250 tonluk yükü elleştirebilecek, kaldırabilecek kapasitede bir özel dorsemiz. Burada müşterinin talebi, yükün çizimi, ağırlığın nereye bastığı, uzunluğu, yüksekliği, bu gibi konular bize geldikten sonra biz araç tahsisi yapıyoruz. Hı-hı. Yani yüke göre araç, hı-hı, tahsisi yapıyoruz. Hani bu araçların önemli özellikleri bakarsanız, tekerleri, hı-hı, merkezi, evet, sistemle manevra için çok rahat yönlendirilebiliyor. Ha, evet. Ön tarafla senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Tırtıl gibi. Tabii. Evet. Mesela aparatlarıyla dediğim gibi bu dorse 36 metreye kadar açılabiliyor, hı hı, uzayabiliyor. Hı hı. Bunun işte 40 metre, 45 metre olanları da var. Hı hı. 70 metreye uzayanlar da var. Bunlar çok spesifik araçlardır. İşte biz araç parkımızı, ekipman parkımızı daha doğrusu öyle söyleyelim, ne kadar güçlendirirsek bu sektörde ivmemiz yukarı doğru daha çabuk gidecek demektir. Hı hı. Bizim şu andaki bakış açımız bu. Öncelikle İstanbul şubeyi açtık, Mersin şubeyi açtık. Yurt içinde bir büyüme şeyimiz var, hedefimiz var. Ama o büyümeyi de mevcut araçlarla stabil kalarak yapamayacağımızı, hı hı, anladık. Dedik ki hani tamam, yatırım yapalım. Aslında yatırım yapmak şu anda ülkemizde oldukça masraflı da bir şey. Tabii ki. Değil mi? Bu konuya böyle bir ucundan değinecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de yatırım yapmak, teşvikler yeterli mi? Firmalar tabii ki yatırım yapmak istiyor ama bu konuda yeterli desteği görüyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim, hani devletin alın size destek dediği bir program yok, bir, hı-hı, paket yok. Burada Alpözler'in ve Yılnak'ın kendi finansal gücü, hı-hı, sayesinde bakın şöyle söyleyeyim, biz banka kredisi kullanmadan özmal araç alan bir firmayız. Hı hı. Çekici yatırım yapıyoruz. Şu anda birçok projede, mesela Alpözler tarafında yıllardır yaptığımız Pepsi işleri var. Trendyol Express'in en büyük tedarikçilerinden biriyiz. Bu belli başlı birkaç proje sadece. Şimdi bu gücü finansal güçle desteklemezseniz yani yatırım yapamazsınız. Hı-hı. Ama devlet de burada işte herkes pahalılıktan şikayet ediyor. Şimdi şu dorse Türkiye'de üretilmiyor. Hı-hı. İthal etmek durumundasınız. İthal ettiğiniz her ürüne hem ÖTV veriyorsunuz hem de ÖTV'nin KDV'sini ödüyorsunuz. Bu da rakamı ciddi bir boyutlara getiriyor. Şimdi bakın, böyle bir dorseyi aldığınız zaman
yine matematikle anlatmaya çalışalım. Buradan yüklediniz. Türkiye Cumhuriyetleri'ne, Özbekistan'a gidiş gelişi bunun bir ay. 20 gün. Azami. Yatırdığınız para yaklaşık 400 bin euro. Böyle araçlara. Şimdi yani. Siz bunu gün ayda bir sefer atarak amorti etmeye çalışacaksınız. Matematiği anlatmaya çalışıyorum size. Hani ama burada hani ÖTV sadece yatırım malzemelerinde mi değil? İşte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, akaryakıta ne kadar zam geliyor. Evet. Bunlar da birebir ihracatçı firmaya ve üretici firmaya yansıyor. Yani özellikle yıllık proje işlerinde, kontrat lojistiğinde, öyle söyleyeyim, kontrat lojistiğinde motorin artışları belli bir rakamın yüzdenin üstüne çıktığı zaman navluna yansıtılır. Şimdi bizimkiler bu yükler öyle her ay veya her hafta yapılabilen yükler değil. Evet, evet. Bir süreci var bunların. Bir zaman alıyor. Şimdi öyle sıklıkla bulunan bir ürün de değil. Taşınan bir ürün de değil. Daha projeler bitmiyor. Yurt dışından geliyor. Gemiyle break bulk geliyor. Buradan cross yapıyorsunuz gibi. Oluyor ama burada hani devletin alın nakliyeciye ben işte yatırımda işte dorse mi alacaksın? Al sana şu kadar yatırım dediği bir şey bilmiyorum ben. Evet. Ya da mesela armatörlere tanındı o. ÖTV'siz akaryakıt uygulaması ve yat sahiplerine yapıldı. Nakliyeci ve çiftçilere ÖTV'siz yakıt verilmiyor mesela. Ya bunlar sektörün handikapları, en büyük handikapları. Sekteye uğratan kalemler diyebiliriz yani o zaman. Yine siz çünkü özel bir taşımacılık yaptığınız için bahsediyorum. Yine sektörde büyüyen sektörün önemli bir temsilcisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem devlet kanadını hem bu ada çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve firmaları nasıl bir tutum sergilenmeli? Eksikliklerimiz onların haricinde ek olarak neler? Ya şöyle şimdi Amerika'da bir lise öğrencileri arasında bir araştırma yapılıyor. Ben sorunuza bir hikayeyle cevap vermeye çalışayım. Bu çocuklara hedefleri soruluyor. 9000 küsur öğrenciden not alınıyor. 15'in sonra tekrar iletişime geçiliyor aynı araştırma şirketi tarafından. Hedefi olan olmayan, hedefi olan neresinde? Kıyaslaması yapmak için. Şimdi lisede belirli bir hedefe belirleyip odaklanan öğrencilerin %65'inin hedefine ulaştığı gözlemlenmiş. Ve hedef belirtmeden hani günü yaşayan öğrencilerin ise tamamen böyle gelir seviyesi düşük, orta kademe işlerde çalıştığı tespit edilmiş. Şimdi bu neyi gösteriyor bu resim bize? Firmaların da kişilerin de daha ileri gidelim, ülkelerin de 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planları olmalı. Şimdi biz yılnak olarak ciddi rakiplerimiz var, farkındayız. Biz katma değerli farklı ne yapabiliriz işi? Az önce sözünü ettim, hani ben forwarder kökenli olduğum için işin deniz boyutu da ben hakimim, kara boyutuna da hakimim, hava boyutuna da hakimim. Yani müşterinin sadece kapısına gittiğiniz zaman, siz eğer ben senin yükünü aracımla alırım, işte Özbekistan'a, Türkmenistan'a ya da Avrupa'da herhangi X bir noktaya ya da oradan buraya getiririm demek yerine, hani ithalatını varsa, ham maddesini veya yatırım makinalarını anahtar teslim olarak, yani karayla şu kadar, denizle buraya getirip karayla kapına kadar şu kadar diye farklı yapmaya çalışıyoruz onu. Hani dedim ya, hani bakın nakliye işi çok basit tabirle bir iş yükü A noktasından B noktasına götürmektir. Ama hani bu işi bütün nakliyeciler yapıyor. Farklı siz ne yapıyorsunuz? Evet. Hani katma değeriniz ne? Burada sizi güçlü kılan bir araç yatırımınız, iki personel yatırımınız, üç çok basit örnek sigorta kapsamınız. Yani neticede bu özel bir yük. Ve taşınan yükler öyle 10 bin dolarlarla ifade edilen yükler değil. Çok kıymetli yükler. Şu an bir tane proje var elimizde. Yaklaşık 700 bin euro mal bedeli var. Yani bunlar ciddi rakamlar. Evet, çok ciddi. Sizin burada hani farklı ne yapabiliyoruz sorusu sizi ön plana çıkaracaktır. Bizim bakış açımız bu. Bir, yatırımlarımızı ekipmana da verdik, personele de verdik. İşte burada
fuarda olmamız bile hani bu işe biz geliyoruz demektir aslında, evet, bir yerde. Evet, tabii ki. Umarım sorunuzun cevabını verebilirim. Aldım, çok teşekkür rica ederim. Rica ederiz. Yine kayıttan önce de az çok bahsettik. Bazı sorunlar var şu anda ülkeler bazında, bölgeler bazında yaşanan. Aslında sizin sektörünüzle birebir doğrultuda olmayan da var. Ama ben sektörün bir temsilcisi olarak en başta bahsetmek istedim. Biliyorsunuz yine Almanya'dan başlayan, İngiltere'ye sirayet eden ve şu anda yayılması beklenen bir şoför sorunumuz, evet, var. Çok ciddi bir, evet, sorun. Bunun Türkiye için bir risk olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu şoför sorununu? Aslında her risk bir fırsatı doğurur. Olaya biraz böyle bakmak lazım. Şimdi sürücü sorunu var, evet. Bu tamamen bizim dışımızda bir konu. O ülkenin bir problemi. Burada bize sirayeti nedir? Şimdi deniz taşımacılığında özellikle konteyner taşımacılığı yapan firmalarda door to door, port to port, port to door ya da door to port. Yani limandan limana, kapıdan kapıya, limandan kapıya ya da kapıdan limana. Şimdi burada işte kriz oradaki limandan malın, konteynerin nihai alıcıya ulaşımı ile ilgili bir sıkıntı doğuruyor. Evet. Şimdi bu Almanya'da var. İngiltere'de had safhada. Amerika'da kriz çok daha büyük. Çünkü Amerika'da birçok limanda, New York, Baltimore, Florida gibi limanlarda, bültenlerden de görürsünüz, haberlerden takip edersiniz, gemiler artık limana yanaşamıyor durumda. Evet. Neden? Evet. Bir, son taşıma için konteyneri çıkartamadıkları için liman şişti. Limanın dışında konteynerleri depolayacak alan olmadığı için gemileri yanaştıramıyorlar. Şimdi bu bir kriz. Peki fırsat ne? İşte fırsat burada bizim gibi taşıma, uluslararası taşımacılık yapan firmalara buradan yükü alıp kendi aracınızla, kendi şoförünüzle kapıya vermek oluyor. Biraz pahalı oluyor denize nazaran. Çünkü sıralama şöyledir. Demiryolu, deniz yolu, karayolu, hava yolu. Evet. Yani sıralama budur, alttan yukarıya doğru. En ucuzdan en pahalıya doğru gider. Burada işte biz farkı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Yani daha doğrusu krizi fırsata çevirmeye çalışıyoruz burada. Mesela bir örnek vereyim. Çok yakın bir zamanda başımıza geldi. Buradan Mersin Limanı'na serbest bölgeden 3 konteyner mal gitmiş. Üretici, tıbbi malzemeler üreten bir firma, ciddi bir firma. Ki alıcısı da Almanya'nın en büyük sağlık şirketi Roche. Biliyorsunuz ilaç, evet, üreticisi, tabii, sağlık, tabii, sektöründedir. Şimdi Roche'un bir tedarikçisi bu, Türkiye'deki üretici firma. Malı Hamburg ve Bremerhaven limanına göndermiş 3 konteyneri. Hamburg'da bir, Bremerhaven'da 2 konteyneri var. Fakat navlunu aldığı ana hat, ben imkan sunamıyorum, kapı teslimi yapamıyorum diyor sana. Şimdi orada kilitlenmiş, evet, buradaki shipper, alıcı, şey, yükleyici. Tıkandı, evet. Malı terminli bir teslimi var. Teslim etmezse cezai müeyyidesi var. Evet. O ceza müeyyideyle hani zora girecek bir müşteri. Şimdi bir aracı bize kıramayacağım bir arkadaş ricada bulundu. Dedi ki hani Murat, bu problemi çözebilir misin? Bir kontrol edelim dedik. Ben de eski işte dedim ya hani forwarder tarafındaki tecrübelerle Almanya'daki ve Belçika'daki networklerimle konuştum, görüştüm. Dedim ki hani biliyorum bir kriz var, araç yok, şoför yok. Ama böyle de bir durum var, resim bu. Bize yardımcı olur musunuz dedim. İşte Bremerhaven'daki ve Hamburg'daki iki konteyner ve diğer limandaki üçüncü konteyneri alıp Roche'a teslim ettik. Ama onu da hani acentelerin başka bir yükü bloke ederek yaptılar. Çünkü mal beklemeyecek. Evet. Hemen boşaltılacak. Hani bunu göze alarak, evet, yaptılar burada. İşte bakın bu kriz size bir fırsatı doğuruyor. Evet. Yani kriz var, evet, ama olaya biraz böyle... Ama sizin fırsata çevirebilecek altyapınız da var tabii. Tabii. İşte o çok önemli. Bakın size, evet, başından beri şunu söylüyorum. Evet. Bir firmanın hedefi sadece ben vizyon, misyon tanımlamakla olmaz. Oraya kanalize olmak için araç parkınız kuvvetli olacak, personel yatırımınız iyi olacak. Bir de bizim bu işte asıl önemli konu operasyondur. Evet. Hani operasyon zaten yumuşak karındır. Şöyle söyleyelim, benim çok güzel bir benzetmem vardır. Bir kişisel gelişim kitabında okumuştum. Satış bir şirketin vitrini ise, hani nasıl janjanlı giyinirsiniz, karşısına, evet, çıkarsınız müşterinin. İşte operasyon da mutfaktır. Doğru. Siz garsonu istediğiniz kıyafeti giydirin, istediğiniz şekilde konuşturun.
hitap etsin, diksiyon düzgün olsun, temizliği 10 numara olsun. Ama önüne koyduğunuz yemekte bir lezzet, bir tat yoksa hiçbir anlamı kalmıyor o şeklin. Sizin mutfağınızda, servisinizde kuvvetli o konuda değil. Olması gerekiyor. Evet. Olması gerekiyor. Bu. Son olarak Logitrans fuarındayız. Fuarı da değerlendirecek olursanız fuardan beklentileriniz neler? Bugün ilk günümüz tabii, çok fazla daha değerlendirme şeyi yok ama beklentileri yok. Ya şöyle söyleyeyim, biz burada hani ilk amacımız yıllık olarak biz buradayız demekti. Hı hı. Daha fazla partnere ulaşma, daha fazla ana müşteriye ulaşma hedefimiz burada bizim. Hani beklentimiz bu. Daha fazla iş yapma, daha fazla ticaret yapma, tekerin daha fazla dönmesi. Evet. Açıkçası ben sabah ilk baktığımda biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Hı-hı. Çünkü hani katılımcı listesine de baktım ben dün akşam tekrar tekrar. Evet. Orada da böyle bir hayal kırıklığına uğradım. Birçok firma katılmamış. Evet. Büyük firmalar katılmamış özellikle ve yurt dışından da çok az katılımcı evet. var. O hoşuma gitmedi biraz. Hani bu daha böyle global, daha böyle marka değeri olan bir fuar olmalıydı bence. Hı-hı. Çünkü gerçekten bakın Türkiye bir geçiş bölgesi. Evet. Yani Orta Doğu'yla Asya'yla bir köprü. Çok önemli bir konumda. Çok önemli bir konumda. Evet. Ve Mersin, İskenderun'da Türkiye'deki bütün ticaret, yani transit ticaretin merkezi. Hı-hı. İki ayrı limandı. Evet. Dolayısıyla o limana gelen yükler transit olarak ya Orta Doğu'ya ya Türkiye Cumhuriyetleri'ne gidiyor. Bunun için de hani standart tentelisi de var, lobeti de var, salkası da var. Şimdi böyle bir fuarda ben isterdim ki hani yurt dışı firmaların da davet edilmesi veya cazip kılınması. Hı hı. Mesela burada böyle bir fuar için orta karar bir maliyet çıkarttığınızda işte geliri gideri 120 ile 150 bin TL arasında. Hı. Hani bu bile katılmamalar için aslında bir neden olabiliyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bir önceki tecrübelerinden beklentilerini karşılamamış olabilir. Evet. Ama dediğim gibi bizim burada beklentimiz şu, amacımız şu. Biz Alp Özler olarak Yılnak'ı yeni satın aldık, ortak komple aldık. Yılnak'ı artık burada varız demek, bu piyasada, bu sektörde. Yatırımlarıyla, yaptığı projelerle, mesela sosyal medyada da biz yaptığımız işleri, yüklemeleri paylaşıyoruz. Özellikle LinkedIn tarafında. Hı hı. Orada da ne kadar çok etkileşim, o kadar çok kişiye ulaşmak anlamına geliyor. Hani burada fuar tamam, size co-load edebileceğiniz, yani işi verebileceğiniz, paylaşabileceğiniz alternatif tedarik de sağlayabiliyor. Yani kapınıza ha yıllık varmış, bak burada proje, evet. benim de proje yüklerim var diye gelen müşteriyi de sağlayabiliyor. Evet. Çok teşekkür Rica ederim zaman ayırdığınız için. Hayatınıza İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Çok mersi. Görüşmek üzere. Sağ